Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayat ve bugün karşınıza The Gardens Between nasıl oyun bu sorunun yanıtını vermek için çıkıyorum. The Gardens Between Steam'den 32 liraya satın alabileceğiniz bir oyun. Tür olarak platform puzzle diyebileceğimiz tarzda ve öne çıkan yanında tek kelime kullanmadan bir hikaye anlatıyor olması. Kontrolör desteği var ve ben zaten bunu şu an Xbox One kontrolörle oynayacağım diye önden ekleyeyim. Son olarak Türkçe desteği yok ama menü haricinde zaten tek yani herhangi bir şey söylenmediği için oyun içerisinde Türkçe'ye yani İngilizce bilmemeniz çok bir dert de olmuyor. Çünkü dediğim gibi tek kelime kullanmanın hikayesini anlatıyor. Şimdi hemen New Game diyelim. Oyuna başlayalım. Zaten şu an doğrudan gözünüze çarpan grafikleri yani beni en azından benim gözüme çarptığı için sizin de gözünüze çarptığını varsaydım. Grafikleri gerçekten de çok tatlı, hoş. Güzel gözüken bayağı üzerine titizlenilmiş ve belli ki yetenekli abiler tarafından da hazırlanmış grafikleri var. Ve biz oyunda iki çocukluk arkadaşıyız. A çevremizde otururken başımıza şimdi gelecek olan olay geliyor. Zaman durdu ve geri akmaya başladı. Nasıl olduğu bilinmez bir biçimde zamanı manipüle edebilen yani edebilme yeteneğine sahibiz oyun içerisinde ve çocukluk anılarımıza doğru böyle bir düşüyoruz. Oyunda puzzle'larda yani belli bölüm her bölümde bir adadayız ve o adada bizim çocukluğumuza ait bir takım imgeler de bulunuyor ve o imgeler arasından bayağı puzzle'ları çözerek yolumuza devam ediyoruz ve yolumuza devam ettikçe bu iki arkadaşın isimlerini yani yazmadım, not almadım, çok da önemli değil zaten, sadece Steam page Steam sayfasında yazıyordu bu arkadaşların isimleri ama bu iki arkadaşın şöyle geçemedik, pekala. O zaman geriye doğru gidelim. bu iki arkadaşın çocukluk anılarını tekrardan hani bize anlatıyor oyun. Zamanı geriye saydım ve puzzle çözülmüş oldu bu başlangıç olduğu için. Şimdi tabii buradan bir sonraki bölümle beraber aslında direkt anlatayım. Şu ışık yerine geçsin. Şimdi. Yaptığımız şey karakterleri tek başlarına hani yönetmek değil ya da ikisini beraber yönetmek de değil, zamanı manipüle etmek. İleriye doğru ittirdiğim zaman zaman ileriye akıyor, geriye doğru çektiğim zaman zaman geriye akıyor. Arina'nın odası yazmışlar, bakın Arina karakterlerden bir tanesinin adı bu arada. Şöyle devam ettiğimizde yoldan devam ediyoruz. Zamanı ileri alabiliyoruz yani yalnızca, yapabildiğimiz olay bu. Arina yanılmıyorsam hatun karakterimizin adı, onunla bu fenerleri alabiliyoruz. Bu feneri de yapmaya çalıştığımız şey bölümün sonundaki bu şeye ne derler, sunak diyeceğim geliyor aslında, sunak da değil de yani bu noktaya getirip koymak. Koyduğumuz zaman da bölümü tamamlamış oluyoruz ve hikayede bir sonraki aşamayı açmış oluyoruz. Hikayenin bir parçasını da açmış oluyoruz tabii bu arada. Böyle bir parça karşımıza çıkıyor ve bir tane daha bulduğumuz zaman bir hikaye fragmanı mı diyelim, yani parçası mı diyelim, açılacak. Bu çözdüğümüz puzzle'lar sonunda az evvel gördüğünüz gibi açtığımız noktalarla aslında karakterlerimizin arkadaşlığının önemli anlarına şahitlik ediyoruz. Bakın görebildiğiniz üzere diğer karakterimizle de şu noktalarla etkileşime girebiliyoruz. Oradaki ışığı açtıktan sonra, çiçeğin içindeki ışığı açtıktan sonra yolumuza devam etmeye başlayabileceğiz. Burada köprüyü açmak için o ışığı kullanıyorum ve yolumuza devam ediyoruz böylece. Buradan tekrar. Şimdi karşımıza burada da görebileceğiniz üzere bir de mor noktalar var ki o mor noktalar elimizdeki ışığı bizden çalıyorlar. Bunu da kullanarak tabii ki puzzle'ımızı çözmek adına yolumuza devam edeceğiz. Peki niye böyle bir şey oldu? Pardon, ilerideymiş. Ben geride zannettim çözeceğimiz olayı. Şimdi burada bizden bu ışığı çalıyor. Biz normal biçimde gene yolumuza devam edeceğiz. Şurada gördüğünüz üzere çekebileceğimiz diğer karakterimizde bir şey daha var. Bunu çektiğimiz zaman hop kapanacak. Dolayısıyla biz de zamanla tekrar geriye gidip ışığı alıp buradan geçebiliyor olacağız. Geriye sararken birazcık daha hızlı sarıyor. Neyse ki bu bir şey olmuş. Avantajıyla doğru bir karar olmuş oyunla alakalı. Çünkü sık sık geriye çekilmemiz gerekiyor. İlerleyen kısımlarda puzzle'larda daha zorlaştığından bir yanlış adımlar attığımızdan. Evet.
Böylece bunu da tamamlamış olacağız ve arkadaşlığımızda bir noktaya vakıf olacağız diyeyim ya. Şimdi karşımıza çıkacak. Buradaki kısmı da kısmen ileriye sarabileceğiz. Taşınmalarıyla başlıyor anladığım kadarıyla arkadaşlığımız örneğiyle. Bayağı ilk tanıştığımız anda şu anda da görüyoruz diye tahmin ediyorum. Şöyle ileriye ben sardım ve geçtik. Yani böyle bir noktayı bize veriyor oyun. İlerleyen kısımlarda ki zaten şimdi hazır buradayken onu da göstermekte yarar var. Bakın buradaki arkada da görebildiğiniz adalar da hani bölümler geçiyor ve bunların her birisini çözerek hikayeye vakıf olmaya çalışıyoruz. Ben biraz ilerlediğim için diğer adaları da şu anda görebiliyorum. Size aslında 3. bölümden devam edersem sanırım daha mantıklı olabilir. Burada göstereceğim. Bir nebze olsun daha kompleks diyebileceğim, daha karmaşık puzzle'lar başlıyor 3. bölümle beraber. Çünkü işin içerisine belli başlı, yani sadece tamamen zamanı bükmekten ziyade belli başlı araçların, daha doğrusu etraftaki objelerin zamanını bükmek için şöyle bir mekanik karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz üzere burada yıkılan bir şey var. Bunu ileri alamıyoruz. Bunu geri çekersek önümüzdeki yol açılacak. Jenga Kulesi önümüze dökülmüş. Yolumuzu bu şekilde açtıktan sonra normal devam edebiliyoruz. Buradan bu ışığı alalım. Köprümüzü de açalım. Şöyle devam edelim. Sağda solda gördüğümüz bütün bu öğeler falan da ya çok böyle bir hayalvari bir şeyden geçiyoruz. Dominolar var. Dominoları yıkacağız. Hop, ışık aşağıya düşmüş oldu. Tamam. Şimdi şunu bu karakterimizle kapatabiliyor muyuz? Kapatabiliyoruz ama kapatmayacaktık. Şöyle yapalım. Şimdi bunu buradan alalım. Geri çekelim. Bir daha değiştirelim. Şimdi buradan geçebiliyor olacağım. Şunu kullanarak tekrar yolumu açacağım. Her şey tekrar yerlerine gelsin. Güzel. Buradan geçmek için şunu da açacağız. Okey. Yolumuz açıldı. Bayağı sakin ve hani böyle bir kafanızı dağıtmak için oynayabileceğiniz türde bir oyun olmuştu Gardens Between. Ve yani açıkçası zaman zaman böyle oyunlara da ihtiyacımız olduğunu ben düşünen bir insan olduğum için kanalda da mümkün olduğunca yer vermeye çalıştım bu zamana kadar. Yine The Gardens Between'i de gördüğümde bundan da kesinlikle bahsetmem gerektiğini, bu oyundan da kesinlikle bahsetmem gerektiğini düşündüm. O yüzden biraz da aldım. Şimdi tabii bu görselliği, atmosferi, sakinleştirici müzikleriyle vesaire hani benim ilgimi çekti. Ama sadece benim ilgimi çekmedi tabii. Bu arada 18'den fazla ödül almış bir oyun bu. Bağımsız oyun festivallerinde ve işte hatırı sayılır medya kuruluşları aracılığıyla verilmiş olan takım bir oyun bu. Burada karakterimiz direkt kumandayla oynadı. O önemli bir ipucu. Çünkü birazdan karşımıza çıkacak tekrardan o yaptığı hareket. Şöyle şuraya geleceğiz. Priz. Priz'i şu an manipüle edebiliyoruz. Priz'i, evet, televizyonun prizini taktıktan sonra, daha doğrusu fişini prize taktıktan sonra şöyle tekrar geri gidip o kumandayla oynadığımızda hop, gördüğünüz üzere bakın şey, eski kaset çalar mı diye geçiyordu bunlar. Ulan hakikaten ne diyorduk ya bunlara? Neyse, sonuç itibariyle bu kaset, benim sünnet düğünümün kaseti böyle bir kasetti. Neyse, bu kasetin üzerine basarak yolumuzdan devam edebiliyoruz. Buradaki ışığı alacağım. Köprüyü de açacağım. Bu bölüm özellikle benim hoşuma gitti. Şimdi karşımıza çıkacak olan puzzle'dan ötürü. Göreceksiniz. Bakın bir de zamanla şöyle karşımıza kutular çıkıyor. Bu kutuların üzerine elimizdeki fenerimizi bırakabiliyoruz. Ki bu da zaten bir puzzle'ın bir parçası oluyor. Şimdi ilerledik. Hop. Gördüğünüz üzere şeyin içine girdi direkt. Oyunun içerisine girdi. Ama alacağımız şey, ne derler onun adına, almamız gereken ışık bu kuş tarafından alındığı için
buradaki oyunda gibi saymamız gerekiyor. Ya bu gerçekten çok tatlı bir özellik. Yani işin içerisine yedirmiş olmaları benim gerçekten ilk gördüğümde hoşuma gitti. Aa böyle miymiş falan diye biraz düşündüm de zaten ilk çözebilene kadar. Gördüğünüz gibi oyunun içerisinden ışığı aldıktan sonra normal biçimde devam ediyorum. Böyle böyle tatlı puzzle'lar var oyunun içerisinde ve gerçekten bu The Gardens Between bu özelliğiyle beraber de hani beni gerçekten etkiledi gerçekten arkadaşlar. Şöyle bir iki bölümü bakayım da ondan sonra videosunu çekerim falan diye düşündüğüm oyunu yaklaşık böyle bir saate yakın oynadım. Ki hani oyunun toplamda 20 bölüme sahip olduğu ve ortalama 2 saatlik bir hani deneyim olduğunu düşünürsek neredeyse oyunu bitirecektim. Hani bırakamadım ve karşınıza onun sonucunda ay Allah bir de konuşabilsem neler anlatacağım çıktım. O denli beni bağlamayı başaran bir oyun olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi burada... Ha bu bölüm de bayağı bir ilginç. Şimdi bu kutuyu manipüle ederek yoluma devam edeceğim. Gördüğünüz üzere bu kutu böyle zıplayabiliyor. Şimdi bunların bu kadar zıplayabiliyor olması şu an yapacağım olayın bu kadar ileri gitmem gerektirdiği anlamına gelmiyor. Burada şeyi çözmeye çalışacağım. Mesela biraz daha ilerleyeyim ne olacak onu bir göreyim. Bakın birazdan yastık düştü. Gördüğünüz üzere bakın ışık da buradaki... Abajurun içinden. Abajur mu diye geçiyordu? Tabii abajur diye geçiyordu onlar. Abajurun içinden düşüyor. Dolayısıyla o ışığı alabilmek adına şu kutuyu... Hop dur bir dakika. Bu kutuyu buraya getirmeden evvel üzerine şeyi bırakmak gerekiyordu. Fenerimi bırakmam gerekiyor. Feneri bıraktım. Geri geldim. Kutuyu ileriye yolladım. Şimdi ilerlerken... ışığı da bu şekilde... almış olacağım. Tekrar geriye çekeceğim ki kutu geri gelsin. Oradan ışığı alalım. Feneri alalım. Hızlı bir biçimde şuradan şöyle geçeyim. Evet. Köprüden de gayet güzel biçimde geçiyorum. Şimdi bu aşama benim en çok takıldığım noktalardan bir tanesi oldu. Şimdi çünkü şimdi göstereceğim birazcık daha kameraya döndüğü zaman. Burada patlamış mısırlar var görüyorsunuz. Onun üzerine bir şey düşecek ve o patlamış mısırlar dağılacak. Ama ondan da ziyade bakın şu sağ tarafta halı var ya. Halı kapanıyor ve hop normalde çekmem gereken şeyi kapatıyor. Ben bunu ilk başta fark etmedim. İlk başta fark etmediğim için de ulan nasıl hani oraya açık bırakacağım, nasıl geçeceğim falan diye düşünürken bayağı bir kafa yordum. Sonradan oradaki noktayı fark edince dedim ki ya ben bu kutuyu alırım. Burada zıplarken havada bırakırım. Aynen bu şekilde. Sonra normal biçimde ilerlerim. Kapanmamış olur oradaki nokta. Sonra bunu çekerim. Hop. Bunu çekmeme sebebi de bakın sol alt köşede gördüğünüz çiçeğin içerisindeki ışık. O ışık hani çiçek kapalı olduğu için alabildiğimiz bu ışık değildi. O çiçeği açtıktan sonra da tekrar geriye doğru sardırıp kutuyu da şöyle yukarıda bırakıp tabi olmadı şundan ötürü olmadı gene feneri bırakmayı unuttum üzerine sonra feneri de gördüğünüz üzere böyle hani gitgide komplikeleşen ve açıkçası bayağı uzun bir segmenti aklınıza tutmanızı gerektiren puzzle'lara da sahip. Hani sadece görselliğine çalışıp geri kalanını koyuverdikleri bir oyun değil aslında The Gardens Between. Puzzle'lara da gayet güzel kafa yorulmuş ve ilginç şeyler yapılmış. Ne derler onun adına? Enstantaneler yaratılmış diyeyim en azından. Ya karakterleriniz normal ilerlerken birbirlerini gördükleri zaman tekrar selam vermeleri vesaireleri hani ya bayağı tatlı olmuş. Şey fikri gerçekten bu arada iyi. Hani karakterleri doğrudan yönetmekten ziyade zamanı manipüle edip ortamı kontrol etmek gerçekten iyi fikir. Hani tabii tamamen şey değil. Sonuçta zaman zaman ben de hani tuşa basarak etkileşime geçiriyorum karakterleri vesaire ama hani genel olarak doğrudan doğruya kontrolümde olmaması karakterlerin ilginç bir yapıya hani sokmuş The Gardens Between'i. Burada bir anımız daha açılıyor. Beraber geçirdikleri zaman. Burada bakın mesela
detay da veriliyor. Şu sağ üst köşede gördüğünüz bir resim var. Babasıyla kızının resmi var. Karakterimizin en azından. Kız karakterimizin babasıyla beraber bir resmi var. Hani bir fotoğrafta mesela anne figürünün olmaması da hani ince ince hikayeyle alakalı böyle ipuçları da veriyor. Bayağı duygusal bir şey aslına bakarsanız hikayeye de sahip The Gardens Between. Çok fazla spoiler vermeyeceğim, zaten kısa bir şey ve hani çok merak ediyor olursanız oynarsınız zaten de hani şey değil böyle çok da ne derler onun adına kafa dağıtmak için tabii oynayabileceğiniz tarzda bir oyun da ya böyle çok ya soap opera derler ya işte pembe dizi kafasında da değil yani. Bir derinliği olan, bir hikayesi olan, karakterlerinin gerçekten derinliği olan, bir geçmişi olan ve hani insanın ruhuna da dokunan bir hikayesi var diyebilirim özetle. Ya sevdim ya ben oyunu. Bayağı zaten bu kadar övmemden anlayabileceğiniz üzere. Şimdi bu son olarak göstereceğim bölümlerden bir tanesi de bu. Bu bölüm benim özellikle göstermek istememin sebebi de işin ne kadar komplike, yani daha da komplikeleştiği, daha da karıştığı noktalar var ama daha bir değişik kafada olduğunu düşündüğüm için bu bölümde göstermek istedim. Şimdi bakın, el ilerledikçe zıplayan kutular var. Zaten ilkinde görüyorsunuz, bakın. Gözünüz onda olsun çünkü birden fazla kutu var ve siz kutuları takip etmezseniz şimdi göreceğiniz üzere şimdi 3 tane kutu var. Bunlardan hangisiydi? Şeyin yanından geçen. Işığın yanından geçen. Işığın bulunduğu çiçeğin yanından geçen daha doğrusu. Buydu. Burada birbirimizi görüyoruz. Çekeceğim şey bu tarafta mıydı? Yok, hayır. Tamam. Geri gelmem gerekiyor. Şimdi o çiçeği açmanın yolunu bulmam gerekiyor. Hadi geriye geldikleri sürece bir dert olmayacaktır. Hop, şuradan çiçeği açacağım. Birazcık daha geriye geldiğim zaman üzerine feneri koyduğum kutu da buraya gelmiş olacak. Şimdi bu ilkiydi. Bir de boyu kutularına düştüğü için renkleri de değişiyor ya. O yüzden gerçekten dikkatli olarak takip etmeniz gerekiyor. Şimdi bu aşamadan sonra bir kere daha takip edeceğiz. Ya bu sonuç itibariyle deneme yanılma yoluyla da bulursunuz. En baştan soldan başlayın. Yerleştirin ne fark eder ama çok zaman kaybediyorsunuz ve hani sıkıcı oluyor bir yerden sonra. Ve sonuç itibariyle hani bu bölüm için geçerli olan bir şey bu. Daha ilerleyen bölümlerde öyle hani karambolde kafanızı çalıştırmadan ama işte bir şekilde çözeriz ya deyip bulabileceğiniz. Bakın gözünüz bu arada hani benim konuşmama çok da takılmayın. Kutularda olsun. Kaçırmayın istiyorum özellikle. Çünkü ben cidden böyle bir şey yapmıştım. Bir sıkıntı yaşadım yani ilk oynadığımda. Onu mümkün olduğunca size de hani aktarmaya çalışmak istiyorum. Kafanızı böyle yani kullanmadan aman işte şunu da şöyle yaparım, bunu da böyle yaparım diye lambur lumbur hani gidip çözebileceğiniz tarzda değil aslında puzzle'ları genel olarak. Hani onu da söylemekte yarar var. Hangisiydi? Fark ettiniz mi? Vallahi ben unuttum. Şu pembelerden bir tanesi ama şu pembe mi acaba? Hadi bakalım. O pembeymiş gibi davranalım. Yok, o pembe değil. Diğer pembeymiş. Nereden anladım? Direkt hani az evvel bir önceki aşamada koyduğum şeye gelmedi. Hemen tekrar buraya geleyim. Bakın mesela bunu yani sürekli yaşadığınız zaman biraz yavaş bir şeye sahip oluyor mevzuya. İlerleyişe sahip oluyor oyun ve hani bakarsanız dolayısıyla hani bir şey yapmak vardır ya hani çok çalışmayın akıllı çalışın diye bir laf vardır ya hani sürekli hepsini deneyip kendi kendinize angarya iş çıkartacağınıza kafanızı çalıştırıp tek seferde çözmek daha mantıklı oluyor. Ben beceremedim tabi, bir de şey de var, puzzle bu sonuç itibariyle, her zaman ilk sefer çözemezsiniz, onun için de demiyorum bunu ama evet. Bakın mesela doğru şey geçtikten sonra karakterlerimizi takip etmek yerine kutuyu takip ediyor mesela kamerada. O da ayrı bir tatlı hani kafa yorulan, üzerine de düşünülen, titiz çalışılan bir iş olmuş. Hani The Gardens Between bunun kanıdı bence. Sonuç itibariyle yine bana kutuyu göstermeden patır patır karakterlerimi takip ettirerek de geçebiliyordu ama anlatmak istediği hikayeyi anlatırken hani işten kaçmamışlar, kolaya kaçmamışlar. Bu The Gardens Between'le alakalı söyleyebileceğim olumlu şeylerden bir tanesi.
bu açıdan. Şimdi bunu da alayım, yerleştireyim. Ve notlarıma göz atayım yavaş yavaş. Bakayım tekrardan. 18'den fazla ödül aldığını ve almaya da devam ettiğini aslına bakarsanız ben belirttiğimi hatırlıyorum zaten. Onun dışında işte en başından beri söylediğim gibi iki çocukluk arkadaşının hikayesine tanıklık ettiğimiz bir oyun The Gardens Between. Gayet keyifli puzzle'ları var. Bilmiyorum sizin ne kadar ilginizi çekti ama benim gerçekten hani puzzle olarak da mekanik olarak da oyun mekanikleri olarak da ilgimi çekti. Yapısı itibariyle de ilgimi çekti ve hani bölümler ilerledikçe mesela bu bölümde de şey var. Hani çok detaylı göstermeyeceğim ama manipüle ettiğimiz şöyle bir hani mekanizma var. Bu mekanizmayı kullanıyorsunuz. Normal şartlarda daha önce bölümlerde olmayan. Yani her bölümde yeni yeni şeylerle sizi karşılaştıran, yeni bir şeyler de öğreten hani oyun mekaniklerine dair. Kafanızı farklı biçimde çalıştırmanızı da isteyen bir oyun olmuş The Gardens Between diyebilirim özetle. Dedikten sonra tekrar bir notlarımı gözden geçireyim. Sanıyorum ki bahsetmediğim bir şey kalmadı. Ya işte dediğim gibi 20'den fazla bölümü ve 2 saatlik ortalama bir tecrübe sunduğunu da ekleyeyim ki 32 lira gibi fiyat düşünüldüğünde genelde 32 liralık oyunları hani çok bulsak da 2 saatlik oyunlar için bu gerçekten hani sinema bileti şeyi yani gözüyle bakabileceğiniz bir şey ve hani çok da oyunlarla alakası olmayan bir arkadaşınız varsa, yakın bir arkadaşınız varsa en azından onunla beraber oturup oynayabileceğiniz bir oyun olduğu için hani belki de böyle bir sinema bileti gibi bakıp alınabilecek bir tarzda bir oyun. İndirimde yakalarsanız zaten kesinlikle kaçırmayın da derim. Eğer tarz yani bu türle de ilgileniyorsanız. Dedikten sonra evet söyleyebileceğim her şeyi söyledim. The Gardens Between nasıl oyun? Bu sorunun yanıtını kısmen vermeye çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.